Fikret Beyefendi, misafirleriniz neler sual etmişler? Yunus Emre Bey'in bir sorusu. Evet. Merhabalar, ismim Yunus Emre. Adnan Hocam da şunu sormak istiyorum. Ne isim? Hayatta bir sürü sıkıntıyla, stresle mücadele etmek durumundayız. Bunların da Allah'ın bizim üstümüzde kıldığı bir imtihan olduğunu düşünerek üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Hayır. Peki Allah her şeyi sorunsuz, sıkıntısız, dertsiz bir biçimde yaratamaz mıydı? Bütün insanların mutlu, mesut yaşadığı, herhangi bir sıkıntı olmadığı bir evren olamaz mıydı? Bu şekilde neden imtihan edildiğimiz bir durumdayız? Ama o zaman işte incelikler, detaylar ortaya çıkmıyor. Yani hayat biraz kütleşir. Yani hastaneler olacak, ilaçlar olacak. Hayatta çok fazla ince detaylar olacak. Bunların hepsini öğreneceğiz. Rahat yaşamanın değerini iyice bileceğiz. Mesela cennete gidiyor insan, ilk istediği şey koltuğa oturmak oluyor. Halbuki normalde koltuğa ihtiyacı yok. Çünkü dünyada alışmış. Yani yatağı eğer öğrenmezse yatağa gitmez. Koltuğu öğrenmiş olmaz, yani koltuk bir nimet olarak bilmese koltuğa gidip oturmaz. Halbuki yorgunluk duymuyor. Yorgunluk duymadan da oturmak istiyor. Mesela arabayla gezmek istiyor cennette. Halbuki istediği yere anında gidebilir. Ama o arabayı nimet olarak görüyor, alışmış. Bu dünyada alıştığımız her şey orada bize incelik ve detay haline gelecektir. İncelik ve detay bilmezsek o zaman orada küt bir hayat anlayışı kafamıza gelir. Yani sadece yemek yemek ve köşkte oturmak kalıyor. Orada sohbet ediyorsun. Hayat matlaşır. Matlaşmaması için, aşkın derinleşmesi için zorluklar gerekiyor. Mesela bir Mehdi oluyor orada ahirette. Mesela Peygamberimiz oluyor. Hazreti Yusuf oluyor. Biz Yusuf'u seviyoruz. Niye seviyoruz? Ya çok coşkuyla seviyoruz. Hapiste yatıp çile çektiği için seviyoruz. Peygamberi niye seviyoruz sallallahu aleyhi ve sellem? Çile çektiği için. Acılarından, sadakatinden dolayı seviyoruz. Mehdi'yi niye seviyoruz? Çektiği çileler, uzun mücadelesinden dolayı seviyoruz. Yoksa yani sevmek için bir gerekçe de kalmamış oluyor. Çok az gerekçe. Mesela cennet hurileri var, sadece güzel oldukları için seviyoruz. Cennet hurilerini. Ama cennet kadınlarını severken bin bir türlü üstün ahlakından dolayı seviyoruz. Yani o hayata renk katmış oluyor. Bir de Allah'ın aklını biz tam kavrayamıyoruz. Yani kısmen kavruyoruz. Ya bize göre her şey rahat olsun falan diyoruz ama öyle olmuyor. Mesela şunu affedelim diyorsun. Affedersen çok büyük bir adaletsizlik meydana gelmiş oluyor. Zarar meydana gelmiş oluyor. Bunu tabii ben kitaplarımda anlattım ama daha geniş kardeşimiz incelerse, araştırırsa kısa bir sohbetten ziyade uzun anlatımlar da onun da faydalı olabilir.